Biz Yeditepe Meslek Yüksekokulu, Türkiye'nin Almanca eğitim veren ilk ve tek meslek yüksekokulu olarak teknik derslerin büyük bölümünü Almanca veren, bu eğitimleri verenlerin de çok çok büyük bir bölümünün sektörde aktif çalışan veya sektörde uzun yıllar hizmet vermiş insanlarla, hocalarla verdiği ve eğitiminin bir dönemini, bir sömestrini ki bu aşağı yukarı 4-6 aylık bir döneme tekabül eder, tamamen iş yerleriyle ortaklaşa şekilde mesleki iş yeri uygulamasını ayırdığı bir eğitim kurumuyuz. Bu eğitim kurumu vesilesiyle öğrencilerimizi hayata hazırlayaraktan bunları gerek Türkiye'de, gerek Almanya'da sektöründe lider durumda olan, iyi durumda olan firmalarla buluşturmaya gayret eden bir eğitim kurumu olarak Almanya ve Türkiye'deki partnerlerimizle hizmet vermeye çalışan bir sistem kurguladık. Hocam burada bir şey sorabilir miyim? Elbette. Tabii eğitim dili Almanca ve Almanca eğitim veren tek meslek yüksekokulu değil mi? Doğru, evet. Anladım ben bunu. Doğru. Peki bu staj esnasında da yine öğrencimiz Türkiye'de staj yaptığı dönemde de bu Alman kökenli marka firmalarda mı staj yapıyor? Yoksa Türkçesini daha yoğun kullandığı bir yerde mi? Her ikisi de mümkün. Türkiye'de de Alman veya Almanya ile çalışan birçok partner firmamız var. Eğer firma ismi söyleyecek olursak Siemens gibi, Mercedes gibi, Festo gibi, Jungheinrich gibi birçok Alman ve Almanya ile çalışan partner firmamız var. Öğrencilerimiz buralarda mesleki iş yeri uygulaması yaparken Türkçe ve veya Almanca'yı da kullanabilirler. Bunun yanında Almanya'daki mesleki iş yeri eğitimleri döneminde doğal olarak Almanca olarak oradaki eğitimlerini ve mesleki iş yeri eğitimlerini tanımlamak durumdalar. Belki bu noktada sonra diğer konuları aktarmak üzere ben sözü sevgili öğrencimiz ve en yakın mezun adayımız Salih Bora'ya bırakabilirim. Neler yapmış Almanya'da? Evet, değerli izleyiciler, bir meslek yüksekokulunun verdiği eğitimin vücut bulmuş haliyle karşı karşıyayız şimdi. Salih Bora Gencer. Evet sevgili Salih, yani meslek yüksekokulu seçmek özellikle bir Almanca eğitim almayı isteyen, heves eden ve bu yönde karar verme aşamasında olan gençlere sen çok büyük bir örnek teşkil edeceksin. Neler aktarmak istersin? Öncelikle nasıl seçtin sen bu bölümü, bu üniversiteyi? Araştırmalarım sonucunda Yeditepe Üniversitesi'nin Almanca olarak eğitim verdiğini buldum. Ve Yeditepe Üniversitesi'nde Almanca dilimi geliştirerek Almanya'da staj yapabilme imkanının olduğunu keşfettim. Özür dilerim, bir şey soracağım. Tabii ki, tercihini yaparken ne yaptın? Gittin değil mi kampüse? Evet evet. Ziyaret ettin. Akademisyenleri buldun. Öğrencilerle konuştun. Çünkü en verimlisi bu diye biz arkadaşlarımızı öğütlemeye çalışıyoruz ama sen anlatırsan daha etkili olacaktır. Evet evet. Kampüsü gördük. Özellikle Yeditepe Üniversitesi'nin çok güzel bir kampüsü var. Birçok üniversitemizin tabii çok kıymetli kampüsleri var. Ama buradaki önemli olan unsur tabii gidip değil mi okumak istedikleri kampüsleri görmeleri, ziyaret etmeleri. Fiziki olarak yani internetten değil, telefondan değil ama direkt gitmeleri. Tabii ki. Öğrencilerin kesinlikle okuyacakları yeri görmeleri gerekiyor. İnsanlarla tanışmaları gerekiyor. Doğru. Öğrencilerden oradan bilgi almaları gerekiyor neler yaptıklarına dair. Bu şekilde önlerine kariyerlerinde bir fikir sahibi olabilirler. Sen peki nasıl karar verdin buna? Bir Almanca MYO'da okumaya? Ben Almanca özellikle beni çok cezbetti bu konuda. Ben çünkü hedefimi yurt dışında yapmayı, kariyerimi yurt dışında yapmayı hedefliyordum. Ve Almanca eğitim bana gerçekten çok cazip geldi. Teknik açısından da, dil açısından da ikisinin bir arada sunulması. Bu sebeple Yeditepe Üniversitesi'ni tercih ettim ve kararımdan da mutluyum. Peki hocam izninizle bir soru daha soracağım. Elbette, Salih buyurun lütfen. Peki akademide almış olduğun eğitimi sahada uygularken bir zorlukla karşılaştın mı yoksa hakikaten aldığın eğitim senin önünü açtı mı orada? Şimdi tabii ki biz Yeditepe Üniversitesi'nde belli başlı şeyler öğrendik eğitim açısından. Fakat tabii ki bir öğrenci için bu her zaman yeterli olmayabilir. Yeditepe Üniversitesi'nde aslında bize öğretilen asıl şey öğrenmeyi öğrenmek oldu. Yani biz yeni bilgileri nasıl öğrenebiliriz? Kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Bize daha çok bunlar öğretildi. Tabii ki meslek hayatımızda kullanacağımız teknik bilgiler de öğretildi ama bunların üstüne öğrencinin de gayret edip bir şeyler katabilmesi gerekiyor. Güzel. Tabii bu noktada hocam ben hemen size döneceğim. Çünkü akademinin yapmış olduğu işbirlikler
belli ki öğrenciye hayatında büyük katkılar sağlayacak. Şimdi bu noktada birkaç şeyi birlikte sohbet etmemizde fayda var. Birincisi, bir okulun temel çıktılarından biri olan öğrencilerin sektörde nasıl karşılandığı, iş hayatına pozitif anlamda başlayıp başlayamadıkları, iş teklifi alıp almadıkları bizim Yeditepe Meslek Lisesi Okulu'ndaki kilit performans kriterlerimizden bir tanesi. Ve şunu gururla söyleyebiliyoruz. Bu seneyle beraber ikinci dönem mezunlarımızı vereceğiz. Hem geçen sene hem bu sene mezun olacak öğrencilerimizin çok çok ciddi bir bölümü mesleki iş yeri uygulaması veya halk dilinde staj olarak da bilinir. Yaptıkları firmalardan iş teklifi alırlar. Hemen, anında. Mezun olur olmaz iş teklifleri ellerindeydi. Bunun yanında farklı firmalardan teklif alan ve o imkanları değerlendiren mezunlarımız ve veya öğrencilerimiz de oldu. Dolayısıyla biz öğrenciler ile sektör arasında köprü kuran bir eğitim kurumu olarak bu görevimizi, bu vizyonumuzu sağlamlaştırmak ve daha da geliştirmek için adımlar atıyoruz. Bir yandan mezun ve öğrencilerimiz için var olan fırsatları güçlendiriyoruz. Bir yandan da yeni işbirliklerini hazırlıyoruz. Örneğin Türkiye'deki Alman ve Almanya ile çalışan firmalarla birçok işbirliği protokolümüz var. Siemens başta olmak üzere Mercedes'tir, Festo'dur, Jungheinrich'tir gibi Türk-Alman Ticaret Odası'nın danışmanlığında bu firmalara ulaşıp kendi eğitim kurumumuzla birlikte ortak projeler yapıyoruz ve Almanya ve Türkiye sektörüne hazırlık yapıyoruz. Sadece bu değil. Örneğin gelecek hafta tekrar bir konferans amacıyla Berlin'de olacağım. Almanya'da da eğitim kurumumuza ve bizim mezun veya öğrencilerimize ilgi duyan birçok firma bize artık ulaşmaya başlarlar. Türk-Alman Ticaret Odası kanalıyla veya direkt ulaşan firmalarımız var. Dolayısıyla bu firmalarda bizden Almanca bilen, mesleki eğitimini tamamlayan öğrencilerimizi öncelikle staja, ikinci adımda da iş hayatına kabul etmek için biz de çok yakın çalışma isteklerini iletiyorlar. Bu anlamda halihazırda 4'e yakın kurumla işbirliği protokolümüz var ve bunların gelişeceğini ve giderek artacağını bekliyoruz. Hatta bir adım daha ilerisini söyleyeyim, ilginizi çekecek. Bazı firmalarımız bize gelerekten Türkiye ve Almanya'da özel sertifika programları hazırlıyoruz. Öğrencilerimiz mevcut eğitimlerinin yanında özellikle o sektörde ve o firmada ihtiyaç duyulabilecek belli başlı başlıkları ayrı bir sertifika programında bu eğitimleri öğrencilerimize veriyoruz. Çok güzel. Firma bunun için sponsor oluyor. Öğrencilerden çok çok cüzi bir miktar bunun için katkı payı alıyoruz. Ve firmada buna karşılık başarıyla tamamlayan öğrencilere Almanya'da staj ve iş olanağı sunuyor. Dolayısıyla bu olanakları çoğaltmaya çalışıyoruz. Öğrencimizin finansal anlamda minimum yükle karşılayabileceği, hatta firmalar bunu daha sonra sponsorlukla kapatıyorlar açıkçası. Ve ister Almanya, ister Türkiye'de kariyer ve iş imkanlarına kavuşabileceği birçok köprüyü öğrencimize sunmak istiyoruz. Dolayısıyla gençlerimizin geleceğimizi kurgulayacak ve yönetecek gençlerimize birçok fırsatları bir arada oluşturaraktan sunmak bizim en büyük gayretimiz. Tam bir akademi sektör işbirliği bu. Tabii çünkü bizim evlatlarımız hep söylüyoruz. Çok değerliler, çok kıymetliler. Her şeyin en iyisini hak ediyorlar. Bizim hakikaten biz başkayız hocam değil mi ya? Bizim çocuklarımız çok farklı. Yani dünyanın herhangi bir yerine de gitseler, orada çalışsalar, okusalar da gönülleri her zaman ülkelerinde ve ülkelerine bir şeyler kazandırmak için mücadele ediyorlar. Dolayısıyla en iyi eğitimi de, en iyi şartları da tabii ki hak ediyorlar. Hocam meslek yüksekokulunda 2 yıllık bir süreden bahsediyoruz. Değil mi? Hazırlık okumuyorsa eğer 2 yıllık bir süreden bahsediyoruz. Ve bu 2 yıl nasıl geçiyor? Peki. Öğrencilerimiz Almanca hazırlık minimum 1 yıl okuyorlar. Şayet Almanca bilen öğrencilerimiz bize gelmiş ise veya Almanca eğitim gören liselerden gelmiş ve sınavı geçmişler ise direkt birinci sınıfa başlıyorlar. İlk 3 dönem, ilk 3 yarı yılı öğrencilerimiz temel bilimler, mesleki eğitimlerini tamamlıyorlar ve 4. yarı yılımızda öğrencilerimiz 4 ile 6 ay arasında Türkiye ve Almanya'daki mesleki iş yeri uygulamasıyla mezun durumuna geliyorlar. Dolayısıyla ortalama 2-3 yıllık bir süreçte
bir öğrencinin direkt iş hayatına hazır olabileceği şekilde bir eğitim sistemini Almanya'yı örnekleyerekten, Almanya'daki eğitim birimlerinden örnekleyerekten oluşturmaya ve her senede geliştirmeye gayret ediyoruz. Nasıl geliştiriyoruz? Sektör temsilcilerimizden oluşturduğumuz danışma kuruluyla her sene bunu gözden geçirip ne yapıyoruz, neyi yapmalıyız, neyi fazla, neyi eksik yapıyoruz? Neye daha çok ihtiyaç var sektörde? Neye ihtiyaç var? Hangi durumda bizden daha çok öğrenci veya mezun alırsınızı değerlendirerekten ders veya eğitim içeriğimizde sürekli güncelliyoruz. Damdan düşen örneği de şununla bağlayalım efendim. Bizler de damdan düştük. Şu anda eğitim kurumumuzdaki hocalarımızın çok büyük bir bölümü geçmişinde az veya çok Almanya'da bulunmuş, eğitimini tamamlamış, çalışmış insanlardan oluşuyor. Bizler de vatanımızı seven insanlar olaraktan ülkemize geri geldik. Şimdi bu damdan düşmüş tecrübelerimizi genç öğrencilerimize ve etrafımızdaki sektördeki arkadaşlarımıza aktararaktan geleceği birlikte daha pozitif, daha iyi bir şekilde oluşturma istiyoruz. Yeniden Amerika'yı keşfetmeye gerek yok. Gelin birlikte bu eğitim sistemlerini oluşturaraktan Türkiye'mizi çok daha iyi bir duruma getirebiliriz. Biz bunun için buradayız efendim. Bekliyoruz. İzninizle tekrar Salih'e dönüyorum hocam. Sevgili Salih, şimdi sen Almanya'daki staj dönemini tamamladın değil mi? Peki o staj döneminde neler yaşadın? Nasıl karşılandın bir kere? Kendini orada nasıl hissettin? Şimdi orada havalimanına ilk ulaştığım zaman beni iş arkadaşlarım karşıladılar. Patronumla birlikte. Ve çok iyi bakıldım. Gerçekten iyi ağırlandım. Bunu hissettim. Ondan sonraki süreçte evime yerleşme olsun, iş ortamına alışma olsun, sosyal hayatımda kendimi daha aktif olarak kullanmak olsun çok yardımcı oldular. Onlara da teşekkür ediyorum. Ne kadarlık bir süre? Ben 3 ay boyunca oradaydım. Güzel bir süre 3 ay. Evet. 3 ay boyunca bütün sorunlarımda bana yardımcı oldular. Ben kendimi orada çok rahat hissettim diyebilirim. Tekrar bunu soracağım ama tekrar düşüyorsan ne olur kusura bakma. Dediğim gibi yani sonuçta akademide bu yola girdin aslında ve akademinin sana verdikleriyle orada sahaya çıktın. Bu senin için bir avantaj oldu mu? Oradaki gerek iletişimin gerekse sahadaki uygulamalar açısından. Tabii ki. Şöyle açıklayabilirim onu. Okulumda öğrendiğim bilgilerin üstüne daha fazla bilgiler katma imkanım oldu. Ben yazılım alanında stajımı yaptım ve yazılım alanında gündelik olarak kullanılan, sektörde kullanılan dilleri tanıma fırsatım oldu. Güzel. Bunları öğrenme fırsatım oldu ve kendimi geliştirme fırsatım oldu. Yani bu 3 ay sürede aslında gerçekten kayda değer şeyler öğrendim diyebilirim. Hedefin ne? Hedefim ben yazılım mühendisi olmak istiyorum. Eğitimime de tekrardan Almanya'da orada devam etmek istiyorum. Bu şekilde. Böyle bir talep var mı? Tabii ki. Orada özellikle öğrencinin kendini geliştirebilmesi için imkan sunuluyor bize. İşte, size de bu imkanı değerlendirmek tabii, kalıyor zaten. Tabii ki. Ausbildung dediğimiz mesleki eğitim olsun, Studium dediğimiz üniversiteler olsun. Bu tarz öğrencinin tercihine göre eğitim olanakları değerlendirilerek aynı zamanda da iş imkanı sunularak yolun açık olsun. Hayatına devam edebiliyor. Hep senden güzel haberler almayı istiyoruz gerçekten. Hem tabii senden sonra gelecek olan genç arkadaşlarımız için de sen de orada artık bir ne derler bir patron olacaksın ileride. Dileriz öyle olur, her şey tabii yolunda gider. Ve hep dediğim gibi senden hep güzel haberler almak istiyoruz. Omuzundaki yük fazla, ben sana söyleyeyim. Değerli hocam tabii bu verdiğimiz diplomanın da sonuçta bir geçerliğin, denkliğinin olması gerekiyor değil mi? Bu konuda ne söyleriz? Şimdi diplomamız zaten Türkiye'de mesleki yeterlik sertifikası olarak geçerli. Bunun yanında Almanya'daki İHK dediğimiz meslek odaları kurumuyla yaptığımız çalışmalar neticesinde 4 programımızdaki diplomalarımızın da Almanya'da başlangıç aşamasında denklik belgesini almış durumdayız. Dolayısıyla mezunlarımız oraya gittiklerinde zaten bir meslek uzmanı olaraktan başlangıç seviyesinde iş hayatına veya eğitimine devam etme anlamında birçok fırsata kavuşuyorlar. Yeterince orada mesleki iş yeri eğitimine devam ettiklerinde de tam denklik alma fırsatları oluyor ki bu çok çok az okula sunulan bir fırsat. Bunu oluşturabildiğimiz için ben de çok mutluyum ve belki şunu da ekleyebiliriz. Eğitimimizde farklı yaptıklarımızdan bir tanesi de
demin Salih'in de bahsettiği şekilde dijital uygulamalarımızı 4 programımıza da entegre etmiş durumdayız. Bugün sektör artık dijital uygulamalarında entegre olarak öğrenciler tarafından bilinmesini istiyor. Bugün birçok eğitim kurumunun çalışanlarına ücretli olarak aldığı sertifika eğitimlerini biz ücretsiz olarak dijital uygulamaları eğitim döneminde veriyoruz. Ve bu mezunumuz daha öğrenci döneminde orada staj yaparken aktif üreten, firmanın üretimine destek olan ve firmaya katma değer hazırlayan bir öğrenci ve mezun adayı olaraktan iş hayatına zaten daha mezun olmadan geçişi başlatmış çok oluyoruz. Güzel. Hocam bir 30 saniyede de şu an tercih aşamasında olan evlatlara, anne babalara, abi ablalara ne söylemek isteriz? Çünkü hakikaten siz böyle benim için bir kutup yıldızı gibisiniz. MEO'yu ben çok önemsiyorum çünkü hakikaten her şeyden önce hayata çok daha hızlı başlamak için bir fırsat olarak görüyorum. Son söz sizde hocam. Çok teşekkür ederim. Şimdi bizleri kimler tercih etmeli? Gerçekten öğrenmeye açık, teknik uzman olma ihtiyacı ve eksiğini kapatabilecek yetenekte olduğunu düşünen, dijital uygulamalara meraklı olan, ya ben Almancayı ve yabancı bir dili öğrenmek istiyorum, bu konuda da gayret sarf edeceğim, hocalardan tecrübeler dinleyeceğim, Almanya ve Türkiye'de firmalarda aktif olarak çalışmaktan keyif alıyorum ve bundan da mutlu olmak istiyorum diyen ve iş derdi yaşamak istemiyorum diyen aileler ve çocukları bekliyoruz. Kesinlikle efendim bizleri tercih edebilirler. Belki son söz olarak şunu söyleyelim. Şu anda bizden mezun olanlarımızın iş arama gibi bir derdi yok. Artık onlar aranan insanlar, aranan uzmanlar efendim. Harika. Sağ olun, var olun hocam. Teşekkür emekleriniz ederiz. İçin, ülkemize kattığınız değer için ve Salih gibi güzel evlatlarımızı yetiştirdiğiniz için. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.